25-31 Temmuz haftalık burcumuza hoş geldiniz güzel ailem. Biraz rahatsızdım, çok rahatsızdım. Takip eden, merak eden, özleyen herkese kucak dolusu selam olsun diyorum. Sevgili koçlar, 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yeni bir ay gerçekleşecek. Şans gezegeni Jüpiter'den destek ve yeni ay size işiniz ve oluşturmak istediğiniz yeniliklerinizle alakalı muhteşem bir döngüye geçiş sağlayacağını gösteriyor. O yüzden korkularınız, kaygılarınız, yaşadığınız krizleriniz neyse bunları çok rahat bir şekilde çözeceğinize inanmanız gerektiğini uyarıyorum. Bu aralar yönetimle alakalı yaşanan bazı krizler, iş yerinizdeki yönetimle alakalı yaşanan bazı krizleri önlemek istiyorsanız daha mantığınız ön planda olacak ve kimseyle muhatap olmamanız gerekiyor. Çünkü sizin anlaşmak istediğiniz farklı projeleriniz var. Bunlar için yeni kapılara fırsat getireceksiniz diyorum sevgili koçlar. Kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest bir alanda çalışıyorsanız bu ara iletişim içerisinde olacağınız toplantılarınız, yapacağınız seyahatler ve anlaşma içerisinde olduğunuz birçok nokta sizi destekleyecek. Yani ekonomik olarak da iş anlamında da çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Biraz nefes alarak, biraz kendimizi yenilemeye ihtiyacımız var. Bu ara sınav, devlet sınavına girecek sevgili takipçilerim, KPSS sınavına girecek değerli koçlar. Odaklanmanızla alakalı bir sıkıntı değil de heyecan yapmanızla ilgili sıkıntı var. Bunu lütfen hem Jüpiter 31 evresini 29-31 arasında gerçekten kariyerinizle alakalı şans gezegeniniz Jüpiter sizi fazlasıyla, yani Jüpiter fazlasıyla sizin evinizi destekleyecek. Eğitim konularını, sınav konularınızla alakalı çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Hiç panik yapmayın, enerjinize odaklanın diyorum. Yeni işe başlamak ve bunlarla alakalı yapmak istediğiniz birçok noktada da gerçekten güzellik gelecek. Size diyorum ki her şey sizin istediğiniz gibi ilerleyecek. Güven ve güven enerjinizi tazelenmeniz gerekiyor. Evet, 28 Temmuz'da muhteşem bir yeni ay gerçekleşecek. Ve bu gerçekleşen yeni ayda kendi hayatınızla ilgili yurt dışı düşünceniz, kendinizle ilgili birçok alanda gereken problemleri çözmek için çok doğru bir döngü ve şans kapılarınız. Yani helal ve haram dediğimiz noktalarda artık iyileşme. Helal kapılarınız size fazlasıyla açılacağı ve bunları fırsatlara geçirmeniz için doğru bir döngüdesiniz. İletişim ve yurt dışı iş gereği seyahatlerinizde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Aman adaptasyonunuzu bozmayın rica ediyorum. Çünkü önemli ve güzel başlangıçların, hani iyi şans, kötü şans, evet o kötü şans size çok güzel bir iş, iyi şans getirecek. Hiç endişe etmenize gerek yok. Duygusal olarak özellikle hayatınızla alakalı, ilişkinizle ilgili yön veremediğiniz birçok noktada kararsızlıklar yaşayacaksınız. Hayatınızdaki insanın sizin hayatınızda nerede olduğunu bulamamak ve onun duygularını anlamamakla alakalı zorluklarınız var. Biraz daha şansa ihtiyacı var. Gereksiz tribe girmeyin. Yeni ilişkisi oturtmaya çalışan ya da yeni ilişkiye başlayan sevgili koçlar için aceleci tavırlardan kaçının, zarar görebilirsiniz diyorum. Uzun soluklu ve evlilikle oluşturmaya çalışan sevgili koçlar için ilişkinizle ilgili ailevi alandaki sorunları ve ekonomik dengeleri oturttuğunuz takdirde Ağustos ve Eylül bu konular için daha hayırlı ve verimli nokta sağlayacak. Evli çiftlerimiz bu dönem ailevi karmaşalar, yaşadığımız krizler ve değersizlikle alakalı yaşanan krizler evimizde her geçen gün mutsuzluğa doğru itebilir. Mümkün olduğu kadar sizden tek ricam, hayatınızla ilgili ne istiyorsanız bunu doğru görmeniz lazım. Doğru görmediğiniz takdirde ilişki ve evliliğimiz ciddi anlamda zorlanma evresine geçiş sağlıyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da bu ara eşinizin bulunduğu firmada yaşanan krizlerden dolayı eşiniz ya da siz yeni bir iş arayışı içerisindesiniz. Yeni teklifler var, bunu değerlendirebilirsiniz. Kendiniz için dil eğitimi, farklı alanlarda yapmak istediğiniz kafanızda düşünceleriniz var. Yapmanız lazım ve başaracaksınız diyorum. Sağlık olarak özellikle bu ara biliyorsunuz ki sağlık krizleri, alerjik reaksiyonlar, vücut yorgunlukları çok az. Bol vitamin alarak ve doğru beslenerek vücut ve bağırsaklarımızı, bağışıklık sistemimizi mümkün olduğu kadar güçlendirmemiz lazım. Şiddetli baş ve göz ağrılarınız gündeme gelebilir. Dikkatli olunuz diyorum. Evet, bu ara alım satım konularınızla ilgili ailenize ait miras ve çözülmesi gereken konularda bayağı bir ertelenme yaşandığı için biraz krizleriniz var.
Rahat olun. Eylül-Ekim'e kadar bu döngüler size artı kazanç sağlayacak. Yeter ki enerjinizi düzeltin. Sevgili gençler, kendinizle alakalı yaşadığınız sorunları bir an önce görüp hayatınız ve eğitiminizle ilgili noktaya odaklanmanız lazım. Hep kriz, hep kriz ve devamlı depresyon halindesiniz. Bol nefes alarak hayatımıza düzeltelim. Bu hafta özellikle yeni ayın enerjisine sevgili koçlar, Bakiye suresini 11 adet okursanız rızkınız ve bereketiniz ve evlilik kapınız daha şanslı olur. Sevgiyle kalın efendim, hoşça kalın. Sevgili boğalar, beğen, abone ol, yorum yap. İyiyim, merak etmeyin. Biraz daha iyiyim. Beni merak eden tüm takipçilerimden Allah razı olsun. Gizli takip edenlerimizden de Allah razı olsun diyorum. Sevgili boğalar, nasılsınız diyerek ve özellikle iş konularınızla alakalı büyük değişimler, yeni fırsatlar ve artık bu değişimlerle ilgili noktada güzel kazançlara doğru hareket sergileyeceksiniz. Ve hedefinizle ilgili planladığınız konumunuzla alakalı değişimler için biraz daha sabırlı olmanız gerekti. Ve en ufacık şeyde haklarım yeniliyor diye isyan bayrağı çekmeyi bırakın. Bulunduğunuz noktadaki hakları en iyi şekilde devam ettirmek için mücadele verin. Alternatif ve uzun süredir ekip arkadaşlarınızla alakalı yaşanan krizler bu hafta biraz daha yumuşama evresi. Ve yöneticilerin acil değişim noktasına değişecek noktalarda size daha huzurlu bir ortam sağlanacağını keyfini çıkartabilir. Kurumsal ya da devlette bağlantılı noktalarda yeni imzalar, işinizle ilgili gideceğiniz yolculuklar hem güzel anlaşmalar size mutluluk getirse de gereksiz para harcamalarınız kazancınız ve emeğinizin ziyan ettiğini uyarıyor. Mümkün olduğu kadar para evrenizde ufak ufak kenara para biriktirerek bu haftayı doğru dengelememiz lazım. Çünkü her geçen gün kendinize ait ekonomik darlanma ruhsal ve enerjinizi aşağı çekmeye başladı. Bu ara şunu demek istiyorum. Yeni iş konunuzla ilgili beklediğiniz noktalarda özellikle 29 ve 31 Temmuz sizin için inanılmaz uygun zaman. Hayatınızdaki değişmek istiyorsa, yeni iş başlangıcınız varsa, hedeflediğiniz birçok noktada güzellik istiyorsanız fırsatlar sizin ayağınıza denk gelecek. Kurumsaldan kendi işini yapmak isteyen sevgili boğalar için ortaklı teklif ve yapacağınız işi doğru adım ama bir iki ay daha burada düzenleyip ondan sonra kendi sisteminize geçtiğinizde güzel değişimleri daha güzel kucaklayacağınız gözüküyor. Acele değil, mantıklı ve doğru karar vermeniz gerekiyor. Serbest meslekte çalışanlar için özellikle 29 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı gerçekleşecek ve şans gezegeni Jüpiter bu alanı destekleyecek. Yani kendinizle alakalı beğenmediğiniz, rahatsız olduğunuz, kendinizi huzursuz hissettiğiniz noktaları şifalandırmak için var. Yeni adım atmaktan korkuyor olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekten korkuyor da olabilirsiniz. Bunlar için güzel fırsatlar, güzel olumluluklar var. Hadi kendi enerjini, kendi rotanı kendin için uyanman lazım diyorum. Bu ara alım satım konularınız, özellikle işinizle alakalı satmak istediğiniz toprak, arazi, iş yeriniz varsa güzel teklifler var. Fırsatları doğru değerlendirdiğinizde ekonomik olarak da kendi evrenizi rahata erdirmek için satacağınız noktalar hayırlı. Bu hafta sürpriz sürpriz paralar gelecek. Bu paralarla birlikte kendinizin almak istediği birçok oluşuma rahat bir şekilde kavuşacaksınız. Şunu demek istiyorum. Evde değiştirmek istediğiniz elektronik eşyalarınız ve cep telefonunuz ya da televizyon ya da bu tarz bilgisayarla ilgili ani kararlar, bozulmalar söz konusu olabilir. Evet, biraz isyan edebilirsiniz ama buna ihtiyacınız vardı. İyi ki bozulmuş yeni telefon ve yeni elektronik eşyanız hayırlı olsun. Çünkü uzun süredir bunu istiyordunuz. Bu ara gizli düşmanlarınız ve sizinle alakalı gizli planlar yapan insanlar sizin ayağınıza düşecek ve bu oluşum en azından şöyle düşünün, yeni ayın aslandaki şansını düşmanlarınızı belirleyeceksiniz. Sizin arkanızdan konuşan insanları belirleyeceksiniz. En azından bunun tadına varın. Yurt dışı ile alakalı iş bağlantısı, özellikle ticaret konularınız yurt dışı ile ilgili iş alanındaysanız mertebe ve ülke değişimleri söz konusu olacak. Gideceğiniz yolculuklarda güzel sürprizler, güzel oluşumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Evet, aşk konusunda özellikle uzun süredir aşk acısı çeken sevgili boğalar, güzellikler ve aşk size doğru adım atmak için
haber bekliyor ama siz para ve iş konusunda o kadar odaklısınız. Biraz yelpazemizi genişleteceğiz. Yeni oluşumacak aşklara, yeni oluşturacağımız enerjilere çok iyi, ruhunuza iyi gelecek diyorum. Bu ara ilişkisi ters giden, ayrıldım, ayrılıyorum, bıraktı dediğimiz ilişki birden tekrar bir bütünleşme evresi. Kalbinizde unutamadığınız ya da size yara veren insanı artık at çöpe be arkadaşım. Neyi bekliyorsun yani? İlla aynı yarada mı iyileşeceksin? Yani bu yara sana acı veriyordu. Fırsatlar, aşk enerjin var. Kendine gel ve bu evreyi düzeltmen gerekiyor. Gerekiyorsa destek alacağız sevgili güzel boğa burçlarım. Yani iyileşmek için, şifalanmak için her zaman enerji gökyüzü, psikologlar, psikiyatristler sizi destekleyecektir. Duanızı eksik kılmayın. Bu dönem özellikle Duha suresini bol bol okursanız negatif enerjiler ve yeni ayın enerjisi size fıstık gibi gelecek. Bunu yapalım. Evli çiftlerimizle alakalı bu ara zıt konuşmalar, boşanıyorum, boşanacağım, mahkeme kararları var, ev ayrılığı, ev tartışmaları söz konusu olacak. Biraz daha dikkatli olursanız ilişkiyi kurtarabilirsiniz. Bir de ailemizde sürpriz evlenecek ya da evlenmeyi düşünen kişiler, aile büyüklerimiz rest çekebilir. Lütfen, mutluluk bazen hazırsız hırsız gibidir. Siz hırsızı kabul edin, mutluluğun tadını çıkartın. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle yemek masası, mobilya değişimleri söz konusu olacak. Yani bir yandan elektronik eşya, bir yandan mobilya, maşallah ne geçirdiniz kendinize bilemiyorum diyorum. Dikkatli olunuz efendim. Bu ara bir de sağlık olarak özellikle boğaz ve nodüllerimizle alakalı hassasiyet, diş eti iltihaplarımız ve son zamanlarda kulak çınlanmalarımız var. Dikkatli olunuz. Bu ara en önemli şey şunu söyleyeyim. Ailenize sımsıkı sarılın. Çünkü onların gerçek sevgisiyle karşılaşacaksınız. Kucak dolusu. Sevgili ikizler, nasılsınız güzel ailem? Evet, hastaydım ama maşallah kimse beni takip etmemiş. Emeğe hiç saygı duymamış. O geçen hafta bir şeyler yayınladım. Neyse, beğenin, yorum yapın ve bizim YouTube'umuz sizin sayenizde yükselsin diyorum. Sevgili ikizler, iletişimle alakalı bazı konularda ciddi anlamda zorluk çekebilir. Kendinizi yanlış ifade edebilir, yanlış noktalarda hareket edip canınızı yakabilirsiniz. Bu hafta mümkün olduğu kadar çok meşgul olacaksınız. Kardeşler, yakın dost, yakın çevre, yakın evreyle alakalı sıkıntılar bizim iş hayatımıza da aksiyetler getirecek. Lütfen evdeki, dışarıdaki yaşadığınız birçok noktayı alanımıza yansıtmamamız lazım. O an kafa başka yerlere kilitlendiği için işle alakalı noktayı göremiyorsunuz. Göremediğiniz için de ciddi hasarlara sebep olabilir. Yani odak noktamız bu hafta mümkün olduğu kadar evraklarımız, dışarıda işlerimiz, vergi, borçlar, finans alanında çalışıyorsanız çok aksilikler çıkacak. Dikkatli ve kontrollü olmanızı istiyorum. Çünkü sizin bu dikkatli olmanızın sebebi sizin yöneticiler ve bulunduğunuz ekip sizinle ilgili istediği bir yükselişinizi sağlayacak. Sizin bununla ilgili umudunuz yok ama bu umut size güzellik getirecek. Hadi şimdi bu enerjiye giriyorsun ve sana verilecek şansı en iyi şekilde değerlendir. Bu arada özellikle kurumsal ve devlette çalışanlar için bazı aksilik, evrak sıkıntılar, yönetim sıkıntıları, karışacağınız bazı konular izin isteyebilir, izinleriniz iptal olabilir, birikmiş paralarınızla alakalı aksilikler yaşayabilirsiniz ve sistemde biraz daha gergin hakimiyet olabilir. Siz lütfen alanımızla alakalı alternatif iş bekliyorsanız da buradan gelecek haberler size mutluluk verecek ama sizin artık iş alanında huzursuzluğunuz çok had safhada, artık bu alanda ve bu oluşumda yaşamak istemiyorsunuz. Yeni başvurularınız ve iletişimle alakalı doğru süreçleri yakaladığınız takdirde güzel fırsatlar ve güzel kapılar var. Hadi kendine güzel ufak bir seyahati tekrar hazırla. Çünkü 28 Temmuz'da Aslan yeni ayında şans gezegeni Jüpiter destekli bu yeni ayda. Aynı zamanda hayatınızla alakalı zorlu adımları geride bırakmak için çok da destekleyecek sizi. Yani şans kapılarınız, yeni oluşumlar, hele ki geçmişe ait kaçırdığınız iş fırsatlarınız, oluşturamadığınız birçok nokta için ayaklarınıza tekrar gelecek. Yani siz doğru noktaya odaklandığınız alanda hiçbir risk ve sıkıntı görmüyorum. Özel hayatınızla alakalı eski konularımız ve eski ilişkilerimiz tekrar hayatımıza hızlı bir şekilde dönüş yapabilir ve bu dönüş biraz sizin kafanızı karıştırabilir. Karıştırmasın, çünkü bu kişinin değişmeyeceği, sizin de bu duyguyla alakalı gelecek planınız olmamasına rağmen hala şans veriyorsanız burada ikili oynuyorsunuz, yapmayın diyorum.
Kendi işini yapanlar, kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz birçok noktada da özellikle yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklar çok olumlu. Ve bu olumlulukla birlikte sizin orayla ilgili yerleşmek, orayla ilgili iş kapılarınızın daha güzel noktalarda ulaşacağını gösteriyor. Hadi ki kendini çok şanslı hisset ve hedef noktalarına doğru ulaşacaksın diyorum. Evet, bu ara eğitim konularınızda yarım bıraktığınız ne varsa bunlarla ilgili tekrar hayatınızı almak isteyeceksiniz ve bu alacağınız eğitimler hem kariyeriniz hem de eksik gördüğünüz alanlarınız için güçlenecek. Bu ara çocuk tedavisi, çocukla ilgili konularımız düşüncesi olan sevgili ikizler, evet düşünün çünkü gerçekten size çocuk sevinci hanemize mutluluk verecek. Bu ara ev almak isteyen sevgili ikizler için 29 ve 31 arasında fazlasıyla şanslı bir enerjiniz var. Uygun ve keyifli bir dönem. Bu dengeyi kontrol ettiğinizde almak istediğiniz ya da satmak istediğiniz yatırımınız için hayırlı ve doğru bir evre söz konusu olacak. Evli çiftlerde görümce elti kavgalarından kaynaklı gerginlikler, kayınvalidenizin evhanenize karışması, huzursuzlukları var ve binadan taşınıp farklı bir yere geçmek istiyorsunuz. Hadi bu tarz fırsatlarınız var. Kendiniz için ve çocuklarınız için ve eşiniz için bu evrenin savaşını verdiniz. Bu fırsat size geliyor. Hadi gözünüzü aydınlatın diyorum. Ailenize ait miraslı konular, özellikle teyze, dayı arasındaki yaşanacak krizlere de açık olun. Evet, ben aşık oldum diyen sevgili ikizler, tuttuğunuz güzellikler getirecek, gelecek planlar içerisinde olacaksınız. Bu ara eğitim, astroloji kursuna merak sarılabilir. Kendinizi yenileyebilirsiniz. Ve son zamanlarda Çince, Japonca merakınız, Korece merakınız olabilir. Bunlarla ilgili eğitim alacaksınız. Sevgili ev hanımlarım, pimapen camlarınız, yani şu camlarla alakalı değişmesini istediğiniz yeni balkonu içeri alma gibi fikirleriniz var. Maşallah. Hadi kolay gelsin çünkü bunu uzun süredir istiyordunuz ve çocuklarınızla alakalı oda kısmında da yenilikler, boya badana rüzgarı evimizde başladı. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle göğüs kafesimiz, yani akciğerlerimizle alakalı nefes alış yerlerimizde zorluklar ve alerjik bronş sizi yıpratabilir. Bir an önce buna çözüm yapın. Evet, bu yeni ayda en çok okumanız gereken duanız özellikle ya ganiyim. Bol bol esma olarak 1200 adet çekerseniz bu yeni ayda isteklerinize daha rahat şekilde kavuşacaksınız. Bol bol enerjinize iyilik getirsin ve toprağa bol bol dokunun efendim. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili yengeçler, öpüyorum sizi, beni merak eden. Maşallah ben yokken kanala sahip çıkmayan güzel takipçilerim yani. 2 gün hasta oldum. Kimse şu kanalıma sahip çıkmamış. Hepinizi tebrik ediyorum. Beğeni, abone, yorum yapmayı unutmayın. Sevgili yengeçler, özellikle bu hafta şunu demek istiyorum. 25 haftası yani 25-31 haftası yeni iş konularınızla alakalı birçok noktada krizlere açık olabilirsiniz. Parasal anlamda krizlerimizle alakalı noktada değişmesini istediğiniz çok fazla yenilikler var ve bu yeniliklerle alakalı noktada güzel oluşumlar gerçekleşecek. Unutmayın ki Venüs Yengeç Burcu'nda güzellikleri en iyi şekilde alacağız ama kaygı, yorgunluk ve her şeyin sizin üst üste birikmesi ve yaşadığınız birçok olay tekrar hayatınıza geri geliyormuş gibi. Hani tsunami gibi bu olayı kapat bu olay başlıyormuş gibi artık bu enerji hayatımızdan hızlı bir şekilde ve Venüs'ün enerjisiyle birlikte güzellikleri hayatınıza katacaksınız. 22 Temmuz Güneş Aslan yeni ayını gerçekleştirecek. Odak noktamızla alakalı para konularımızın çok fazla meşgul olacağı ve yapacağınız yatırım ve kararlarınızda ciddi değişimler ve artık bunları hayata doğru birikimler olarak yansıtacaksınız. Bence hem Jüpiter bu yeni ayı çok iyi şekilde destekliyor. Yapmak istediğiniz, zorluklar içerisinde geçirdiğiniz her noktada güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Hadi bu yeni ayın enerjisini çok güzel bir şekilde kutlayalım. Size yeni kapılar, yeni oluşumlar yaratsın. Güzel bir evin bahçesinden yürümek istiyorsunuz. Bahçeli ev hayaliniz var. Rabbim bu kapınızı size şans olarak vurmuş. Hadi gözünüz aydın diyorum. Bu ara çocuklarınızın ısrarla araç konuları gündemimizde olabilir. O yüzden iş, kredi konularımızda evet bu hane yeni araç sevinci de yaşanacak. Yani
ani para fırsatlarımız, size gelecek ekstra oluşumlar size çok mutlu olacak. Uzun süredir de maaş ve konumu ve mertebenizle alakalı konuşmak istediğiniz finansal konularınız ve yöneticilerinizle ilgili artık masaya yatıyor maaş artışınız. Uzun süredir primleriniz de ödenmemiş konularınız bu hafta sonuna kadar çözülmüş olacak. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Farklı bir iş alanından beklentisi olan sevgili yengeçler için bence iş kapıları size 5 yıldız veriyor. Hadi gözünüz aydın. Her gideceğiniz nokta size başarı, mutluluk ve huzur getirecek. Korktuğunuz gibi değil, enerjinize muhteşem enerjiler katılacak. Ve ben size çok inanıyorum. Çünkü hayatta sizin istekleriniz, sizin varoluşunuz o kadar güzel ki hissettiğinize yönelik. Özellikle KPSS sınavı, devletle alakalı sınavlarınız varsa bu hafta bol bol kendi enerjinizi toparlayın. Başarı var. Biraz tarihe mi okumanız lazım? Kültürel alanınızdaki eksiklerimi tamamlamanız lazım. Bunu tamamladığınızda güzel başarımız var. Kendi işini yapan yeni iş imzaları içerisinde çok güzel oluşumlar atılacak. Bence siz hiç olmadığı kadar güzel berekete geçiş sağlayacaksınız. Kendi işini yapanlarda ekonomik olarak zorlandığınız noktalarda açılımlar, yeri büyütmek, yeni alanlar, yeni anlaşmalar, yeni projelere de dahil olacağınızı unutmayın. İlişki konusunda sessiz ve uzun süredir açsız olan yengeçlere güzel bir aşk enerjisi sizi kucaklayacak. Geçmişte merak ettiğiniz insan size adım atacak ve bu kişiye tekrar şans verebilirsiniz. Bu ara görücü usulü tanıştırma, fırsatlar ve sosyal ağlardan size gelecek teklifleri değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü bu değerlendirme size aşk ve sevgiyle güzellik katacak olarak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili evrak ve konum bekleyen sevgili yengeçlere güzel atılımlar. Vizenizle ilgili ya da gideceğiniz alanla ilgili herhangi bir pürüz yok. Siz kendi kafanızı uyduruyorsunuz. Bunu yapmayın. Evli çiftlerimiz ve çalışan evli çiftlerimiz için konum değişimimizde ertelenme söz konusu. Panik yapmanın Eylül'e ihtiyacınız var. Eşinizin de gereksizce işle ilgili şikayetleri eve yansıttığı için evdeki enerji dağılmış. Birbirinizle flört etmeyi, biraz duyguları renklendirmenizi öneriyorum sevgili takipçilerim. Çocuklarınızla ilgili yurt dışı seyahati ve onlarla ilgili eğitim konularınızla ilgili yapmak istediğiniz fikirleriniz doğru. Yapabilirsiniz ama ekonomik olarak da satmaya çalıştığınız bir yer ani bir anlaşmayla satılacak. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimiz, mide ile ilgili sıkıntılar, reflü hareketlenecek ve saç ve alerjik kaynaklı vücut alerjilerimiz artabilir. Egzama, saç dökülmelerimize dikkat edeceğiz. Bu ara ailemizin miras konuları gündemde. Güzel güzel paralar gelecek. Anne baba arasında yaşanan krizleri duymamazlıktan gelin. Çünkü onlar birbirlerini zıt seviyorlar ve aşıklar. Onların dediklerine dert etmeyin diyorum. Bu ara çocuk planlayanlar için acele etmeyin. Vücut enerjiniz şu an buna hazır değil. Sabırlı olun. Allah size bu kapınızı verecek. Bu ara dikkatsizlik enerjiniz var. Düşme, kırılma noktalarımızı da ihmal etmeyin. Yeni aydaki en önemli Meryem suresini okuyabilirsiniz bir adet ve bunu suyun içine okuyun ki enerjinizde aile huzuru ve bereketi sizinle olsun. Sevgili takipçilerim, kokulu öpüyorum. Geçen haftadan eksik yanlarımı bu hafta tamamlıyorum. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Maşallah ben hastayken nasıl kanala sahip çıktınız? Tebrik ediyorum hepsini. Maşallah size. Tebrikler. Neyse, beğenin en azından. Sağlığımda kanalıma sahip çıkmadınız. Yani demek ki hayatta bir şey emek karşılığı oluyormuş. Ama emeği de birlikte yarattığımızı unutmuşsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Alındım hepinize. Bilginiz olsun. Sevgili aslanlar, muhteşem bir yeni ay sizin hanenizde, sizin evinizde, sizin düzenli geçecek. İstek ve dilekleriniz muhteşem bir şekilde hayatınızda oluşacak. Kötü olan hayatınızla ilgili artık bir tertemiz bir sayfa çizmek ve hayatınızda yapmak istediklerinizle ilgili tek tek dikkatli ve kontrollü bir şekilde hayatınıza iyi enerjiyi çekeceksiniz. Aslında uzun süredir yapmak istediğiniz, harekete geçemediğiniz birçok noktada artık adımlarınız hızlanacak. Bulunduğunuz mevki ve alanınızla alakalı noktada da çok güzel yenilikler gerçekleştireceksiniz. Tabii ki şunu demek istiyorum. Hayatınızda burcunuzun tam karşısı Satürn olduğu için
olduğunu ve geçiş döneminde olduğunu unutmayın. Bazı eleştirilere, bazı laflara, bazı o insanların alanına maruz kalabilirsiniz. Kendinize koruma kalkanı lütfen yapın. Aile içerisinde baba, kardeş alanımızda büyük tartışmalar yol açacak olaylar var. Riskli gördüğünüz konuşmalardan uzak durmanız lazım. Bu ara yeni anlaşmak istediğiniz, yeni planladığınız olayları tek tek kontrol etmemiz lazım. Eğer kontrol etmediğiniz takdirde biraz sıkıntılı bir süreç. Sonrasında toparlayacaksınız ama başta toparlamanız, sonrasında kâra geçmeniz için uyarıyorum. Bu ara devletle ilgili geçiş yapmak istiyorsanız, devletle ilgili kapıları zorluyorsanız tam zamanı. Çünkü Aslan yeni ayı hem Jüpiter destekli olacak hem de isteklerinizi zorlu da olsa bu adımları hayatınızda doğru ve kalıcı şekilde oluşturacaksınız. Yurt dışı ile ilgili konularımız, iş gereği gitmemiz ve eğitim almamız gereken konularla ilgili de net kararlar yapacağız ve bu noktayı da sağlam bir şekilde oluşturacağız. Serbest meslekte çalışan ve bu ara serbest işlerle ilgili beklediğiniz parasal finanda fırsatlarımız söz konusu olacak ama siz daha çok büyük projelere, kurumsal alanlara hakimiyet kurduğunuz için küçük alanları görmezden o küçük alanlar size çok büyük başarı getirecek ve kurumsal sisteminizin altyapısını oturtacak. Asker ya da devlet ve ya da memursanız, sağlık sektöründeyseniz yer değişimi, tayin, atama konularınız gündemde söz konusu olacak ve istediğiniz kapılar, fırsatları var. Ama uzun süredir devlette ya da birikmiş primlerinizle ilgili yasal süreçleriniz de var. Hakkınız olan noktayı sustukça birikmiş, artık bunlarla ilgili mücadele vermeniz lazım. Geçmişe dönük iş mahkemeniz, iş iadenizle ilgili noktanız Eylül 5 ve 15 arasında gündeme gelecek. Evet, bununla ilgili avukatınız, sisteminizle alakalı doğru oturttuğunuz takdirde bunlar bizim hayatımızda kalıcı. Toprak, tarım işiyle uğraşan sevgili aslanlar, biraz ekonomik olarak zorlandığınız kredilerde sıkıntılarımız var. Eğer çiftçiyseniz bunlarla ilgili destek almanız lazım. Yoksa toprağınıza ve alanınıza haciz uyarısı söz konusu olabilir. Evet, aşk konusunda aşk size güzel bir bakış sağlasa da siz parayla alakalı yaşadığınız krizlerden kaynaklı aşkı istemiyorsun. Bulunduğunuz ilişkiye de şu ara önemsemediğinizde karşı tarafın size karşı kırgınlıkları var. Hadi ona bir küçük bir hediye alarak onu iyileştir. Evli çiftlerimizle ilgili tartışmalar, ailevi sorunlar olsa da siz birbirinize ait enerjidesiniz. Başkalarının değil, sizin kendiniz için yaşamayı öğrendiğiniz için artık kimsenin ne dediği umurunuzda değil. Yeni adım, yeni karar. Özellikle kız çocuğu olan hanelerde ev yatırımı söz konusu olacak. Erkek çocuk ve sahibi olan sevgili aslanlarda da 2 ay sonra istediğiniz eve geçiş söz konusu durumu. Bu ara araç konumuzla ilgili tamir konularımız gündemde. Bakım evreleri var, unutmuş olabilirsiniz. İhmal etmeyin. Sağlık olarak özellikle göğüs kafesimiz ve sırt ve boyun fıtıklarımız harekette, mümkün olduğu kadar bunları ihmal etmememiz lazım. Evet, nişanlanma ve evlilik kararı verenler, aile onayınız gerçekleşti. Ailenizin sizi ev konusu ile ilgili destekleyeceğini de mutluluğunu aldın. Ekim, Kasım artık evlilikle ilgili tarih belirleyeceksiniz. Evet, özellikle bu ara İç Anadolu ya da Ege ve Akdeniz tatili yapmak isteyenler, özellikle Nevşehir'de balon hayali kullananlar, şimdiden Nevşehir enerjiniz hayırlı olsun efendim diyorum. Çocuklarımızın dil eğitimiyle ilgili farklı planlarınız var, yapın. Sevgili ev hanımları, her şeyden önemlisi yatak odanızdaki o gardırobu artık kırıp eskiden sobaya atardık, şimdi dışarıya atmak istiyorsun. Hadi gardıroplarını, gerçekten artık bu kapılarda sıkıntı var, çözün. Her gün aynı şeyi söylüyorsun. Bu ara özellikle Aslan yeni ayındaki bol rutininiz, yapmanız gereken noktanız Ayetel kürsü, Naz ve Fela 21 adet bir suyun içerisinde okuyun ki içsel dünyanızda şifalansın. Kokulu öptüm sizi. Hoşça kalın. Özlemişsinizdir beni. Sevgili başaklar, güzel ailem. Maşallah benim kanalıma sahip çıktığınız için. Ama şu an yayındayım. Beğeni, yorum, videolarımızı yukarı çıkartmak için desteğe ihtiyaç var. Sevgili başaklar, canım ailem. Özellikle işinizle alakalı beklediğiniz terfi, konumunuzla ilgili uzun süredir planladığınız birçok noktada size verilecek güzel fırsatlarımız var. Ama sizin odaklanma
ve değişikliklere odaklanmayla alakalı sıkıntılar olabilir. Zor geçişler yapabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar yerinizde kalmak, başka insanların ruhunu çekmek istemiyor olabilirsiniz. Bence artık bu ruhtan, bu değişmesi gereken kimliğinden kurtul. Çünkü senin başaramayacağın, yapamayacağın ve sana sunulacak birçok noktada başarılı olacağını biliyoruz. Evet, kurumsal ya da devletteyseniz bu ara farklı alanlardaki yaşanacak ve odaklanmanız gereken evraklar, satış konuları, maliye işleri, vergi işleri, sosyal ağlarla alakalı yaşayacağınız iş alanları çok stresli ve yoğun olacak ama sonu sizin için başarılı olacak. Kurumsaldan farklı bir alana geçiş ve beklediğiniz bir teklifte olumlu evre var. Siz cesaretinizi biraz daha ofboflatıp biraz egonumuzu daha fazla yukarı çıkartırsak başaramayacağınız hiçbir şey yok diyorum. Devletten çalışan ve devlet içerisindeki yaşadığınız olaylarla alakalı noktada birçok noktada uzak dursanız da insanlar sanki sizi bu noktanın içine çekiyormuş gibi ve her şeyde de siz mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu ara bence iş, o devlet ya da kurumsalda olanlar biraz kulağınız duymuyormuş. Hastalık numarasıyla işimizi götürelim lütfen. Kendi işinizi yapıyorsanız muhteşem bir odaklanma yaşayacaksınız. Ve bu noktada çok güzel başarılar, yeni oluşturmak ve alanınızla alakalı güzel fırsatları en verimli şekilde hayatınıza geçiş sağlayacaksınız. Yani 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı gerçekleşecek. Şans gezegeni Jüpiter buna destek verecek. Yani sizin unuttuğunuz ve oluşan mirasınız, borcunuz ne varsa her şey açığa fırsat bir şekilde çıkacak. Yani kendinize ait alanları, fırsatlara en iyi şekilde geçirecek burç sizsiniz. Yakala kova. Bu arada yakala ve kovala ve al senin. Kendi işinizi büyütmek istiyorsanız birçok alanda da tanınmak, dijital alanlarda para kazanmak istiyorsanız oldukça verimlilik ve altyapısını doğru oturttuğunuz takdirde güzel başarılar var. İş yerinde konum değişimi, beklenti içerisinde olduğunuz yöneticiler size bu fırsatları sunacak ama biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Çünkü siz her işi başarıyorsunuz ama yorgunluk ruhunuzda bedeninize kapatıyorsunuz. Kapatmayı bırakmamız lazım. Bu ara ailenize ait miras konuları ve mirasla alakalı yaşanacak krizler size artı kazanç sağlayacak. İkinci kat ya da 11. kat, 1. kat alanında malınız varsa güzel bir teklifle satıp kendinize daha geniş bir alanda, daha ferah bir ev almayı planlayanlar için hayırlı olsun. Ve özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız Mecidiyeköy, Şişli, Nişantaşı arası ya da Halkalı tarafından bakabilirsiniz. Farklı şehirlerde ise merkezin biraz daha dışına çıkıp farklı alanlarda yatırım, özellikle toprak almak isteyenler için inanılmaz güzel şans kapılarınız var. Bu ara farklı proje ve yurt dışı ile ilgili konularla alakalı merakınız varsa dil eğitimi ve kendinizi geliştirmeniz gereken birçok noktamız var ve bunlarla ilgili online eğitimler alarak kendi alanımızı başarıya doğru tutacağız. Toprak işi, arazi işi, alım satım işlerinizde çok hızlı satışlar gerçekleşecek ve ekstra kazançlar sağlayacaksınız. Bir de kendi ailenizin maddi krizleriyle alakalı ruhsal olarak ve maddi olarak destekleme enerjiniz var. Onlar sizin en güzel aileniz, destekleyebilirsiniz ama onların çıkarcılık yönünden ve yorucu enerjisinden de bıktınız. Lanet olsun ifadeniz var ama aile candır, gerisi heyecandır diyorum. Ailenize kıymet verin. Aşık olmak ve aşk konusunda kararsız olan sevgili başaklar için güzel aşk, yenilik ve yenilenme ve şifa anlamında size iyi gelecek. Eski ilişkiniz merak ediyorsanız, içinizdeki uhdeniz varsa onunla ufak tefek mesajlaşmalar gündeme gelse de artık o sayfa yok, yok, yok. Yeni aşk, yeni heyecan var, var, var. Sen yeter ki kendi ruhun uyacak, kalbinin heyecan duyacağı insan arıyorsun. Bu ara sosyal ağlar, çevre, renkli gideceğiniz noktalarda güzel insanlarla tanışacaksınız. Şans verip o evreyi güzel değerlendirebilirsiniz. Çalışan evli çiftlerimiz için yeni proje, yeni işler atılımı olacak. Her iki çiftinde konum ve mertebede değişik. Sadece maaş konusunda huzursuzluklarınız olabilir. O da Ağustos'un ortasına doğru gerçekleşecek. Sabırlı olmanız gerekiyor. Nişanlanma. Evlenme kararı, yüzükler, istenme, ciddiyet konuşmaları havada. Hadi hayırlı olsun. Özellikle ev hanımları bu ara parke
parkenizle alakalı şişme, parke yenilenme konularımız var. Bunları da Ağustos sonuna kadar çözmüş olacaksınız. Bir de perdeler, yani ışık geçirmesin dediğimiz perdeler alıp rahat uyumak istiyorsunuz. Bu da doğru. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken üreme organlarımızda hassas noktalarımız, bağışıklık sistemimizde düşüşler var. İhmal etmeyin. Bir de baba ameliyatı ya da baba özleminiz olabilir. Yoksa gidip mezarını ziyaret edin. Varsa da gidip kucak dolusu sarılın efendim. Öptüm sizleri. Sevgili teraziler, maşallah beni ne takip etmişsiniz ben yokken. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ama en azından beğenin şu an, yorum yapıp kanalımıza tekrar yukarı. Yani 300 dinlenme. İnsan laf olsun diye arkadaşlarına söyler, bu hastayken destek verelim. Maşallah çok destekçisiniz. Ne kadar çok seviyormuşsunuz beni, bu gerçeği öğrendim. Sevgili teraziler, bu dönem özellikle 29-31 Temmuz iş konularınızla ilgili çok yoğun olacak bir döngü ve arkadaş ve iletişimle alakalı yaşanacak bazı yanlış anlaşmalar sizi fazlasıyla strese sokabilir. Mümkün olduğu kadar iletişimleri doğru anlayarak, doğru görerek, doğru hareket edelim. Sonrasında zararlı olmanızı istemiyorum. Bu ara işinizle ilgili çok büyük bir sınavdan, çok büyük bir ağır evreden geçeceksiniz. Anlaşmazlıklar, tartışmalar ve işi bırakmaya kadar gidecek konularımız söz konusu. Mümkün olduğu kadar kendinizi doğru ifade etmeniz ve bu doğrulukta alternatif beklediğiniz yerlerde de çağırmalar var. Doğru kararı sizin vermenizi istiyorum. Birden burayı kestirip atmanızı istemiyorum. Biraz daha mantığınız ve gideceğiniz nokta size neler sunacak? Bunları doğru görmemiz gerekiyor. Kendi işinizle ilgili de uzun süredir farklı alanlara açılmak, yeri büyütmek, daha alanda kendi alanınızı yaratmak istiyorsunuz. Büyük başarıların için doğru adımlarınız var ama arkadaş ve çevrede sizin cesaretinizi o kadar kırdılar ki hani içinizde cesaretsizlik oluşmuş. Ya sen dengelisin, sen başarısın, sen yaparsın, senden tek ricam başkasının değil. Senin düşüncelerin benim için önemli. Artık düşüncelerini kimseyle paylaşmıyorsun. Nazara geliyorsun. Nazara geldiğin için de ciddi anlamda böyle endişeli, panik bir ruh halin var. Bunlardan geçiyoruz. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız yeni imzalama, yeni konumlar, yeni mertebeler sizin için hayırlı ve doğru evrede söz konusu olacak. 28 Temmuz'da Aslan yeni ay gerçekleşecek. Şans gezegeni Jüpiter ona destek verecek, yani yeni aya. Ne zorlu adımlarla ilgili korkularınızı yenmek gerekiyorsa gözü kara her şeye dalmanız gerekiyor. Çünkü yakaladığınız şanslar, yapacağınız fırsatlar ekstra size farklı alanlarda, farklı tanışmalar, farklı insan diyalogları ve gerçekten hayal ettiğiniz insanlarla masaya yatacak konular sizin motivasyonunuzu arttıracak. Yani size yeni çevre, yeni oluşum ve yeni güç katacaksınız. Bu ara kitap yazmak, resim yapmak, tiyatro, sanat, müzikle ilgilenmek ruhunuza ayrı bir keyif katacak. Ve bunlarla ilgili ekstra kurslar alabilir. Kendinizi bu noktada şifalandırmak isteyebilirsiniz. Hadi bu da size iyi gelsin. Kendi işinizi yapıyorsanız merkezinizde ekstra alanlar açabilir ve bunu şubeleştirmeye doğru gidebilirsiniz. Bu da size artı bir özgüven katacak diyorum. Dedim bile. Çalışan evli çiftlerimiz için bu ara ortak yapmak istediğimiz eşimizle, kardeşimizle, ailemizle ortak iş kurmak istiyoruz. Ve bu iş artık sizin için doğru ve doğru alanı, yeri oluşturduğunuz takdirde de sizin işiniz markalaşacak, büyüyecek. Spor alanıyla alakalı işler yapmak istiyorsanız güzel kapılar ve bunu büyütmek sizin elinizde. Çünkü mutlu olacağınız alan, dans edeceğiniz ve spor yapacağınız her şeyde başarı var diyorum. Yani sevgilinizle ilgili karşı tarafı dinlemek, anlamak ve her iki tarafta birbirini anlayacağı bir hafta. Hatta siz eşinize ya da ilişkinize tekrar evlilikle ilgili hareketlendirmeyi ya da ilişkiyi doğru yönlendirmeyi öğreteceksiniz. Bu ara ayrılmayı düşünen çiftler ve uzun süredir boşanmada kriz yaşayanlar anlaşmalı şekilde ve hakları doğru alarak boşanma yoluna doğru gidecek.
Sevgili çalışan çiftlerimizle ilgili yeriniz doğru, gereksiz şikayetleri evde bıdı bıdı etmeyi bırakın. Alternatif iş yok, sımsıkı sarılmanızı öneriyorum. Bu ara evinizi taşımak, yeni ev arayan ve kiraya çıkmak isteyen ya da evinizi kiraya verip farklı alanda kiraya çıkmak isteyen teraziler için evet uygun ve kalbinize, çocuklarınızın alanına uygun yer bulacaksınız. Bu da sizin için. Gayet keyifli. Biraz garibim. Hala devam ediyor. Sesim kısılabilir ama enerjim muhteşem iyi diyorum güzel ailem. Bir de ilişkisi bitmiş ve hala ona acı çeken sevgili terazi haber var, mesajlaşma var. Uzaktan uzağa sevgi konuşmaları var ama yanınıza gelmiyor. Böyle ilişki olmaz. Siz etrafınızdaki insanlara açılın ve hayat arkadaşına ihtiyacınız var. Artık yaşınız ilerliyor, 30'u geçtiniz. Bir an önce size talipler var. Bunları doğru değerlendirmeniz ve özellikle çocuk hayaliniz varsa mümkün olduğu kadar bunu hızlandırmanız gerekiyor. Sevgili ev hanımları, bu ara koltuklarınızla ilgili yenilik. Hani yeni dekorasyon, yeni oluşum yapmak istiyorsunuz. Biraz daha bunun için vakit var. Acele etmeyin. Bir de eşinize şüphe, endişe, ben aldatılıyorum, bana yalan söylüyor, bana para vermiyor dediğiniz olayı bir an önce psikologla çözmeniz lazım. Yoksa ilişki yalanlar içerisinde derin yaralar alıyor. Çocuklarınızın KPSS sınavı varsa ve sizin sınavınız varsa gayet başarılı ve keyifli gözüküyor. Odaklanmak değil de hızlı karar vereceksiniz. Detaylı okuyun, hızlı karar vermeyin güzel aile. Sağlık olarak özellikle varis, ayak, damar konularımızda sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Kristallerde ağrı var. Dikkat ediniz. Bir de uzun süredir böyle Ege tatili ve Akdeniz tatili yapmak istiyordunuz. Bunun için Ağustos'u dört gözle bekliyorsunuz. Hayırlı olsun. Kucak dolusu öpücükler sizinle olsun. Sevgili akrepler, beğeni, yorum yapmayı, beni takip etmeyi unutmayın ama hastalığımda kanalıma destek vermediniz. Ne kadar sevdiğinizi kanıtladınız bana. Tebrik ediyorum sizi. Sevgili akrepler, 29 ve 31 Temmuz arasında bazı konular sizin için uygun ve uğurlu değil. İşinizle ilgili yaşadığınız bazı krizler sert tepkilere yol açabilir. Etrafınızdaki kişiler kariyerinizle alakalı noktada sizi sıkıştırabilir. Ve zorluğa doğru gidecek. O hafta mantıklı ve doğru karar içerisinde olmanız gerekiyor. Yani yapacağınız imzalarda hata yapabilirsiniz. İş konularında dikkatsiz okuyup yanlışlar yapabilirsiniz. Ve iş alanınızdaki insanlar size mobbing ve sizi zorlayıcı alanlara itebilir. Mümkün olduğu kadar o günü doğru ve mantıklı geçirmeniz lazım. İş alanınızdaki beklediğiniz pozisyon açıldı. Bu konu sizin hakkınızdır. Sadece ayın 1 Ağustos'tan itibaren bu hayalinizi geçirmek istiyorsanız 1 Ağustos size doğru kapıları yaratacak. Mantıklı olmanızı istiyorum. Yeni iş oluşturmak, farklı alanlarda yer almak istiyorsanız bunlar için doğru adımlar var. Yakın çevre, yakın geçmiş iş arkadaşlarınız, üniversite arkadaşlarınızın çok büyük desteğiyle farklı alanlar kapıları açılacak. Doğru ve kariyeriniz ve maaşınızla ilgili de belirlenmesini istediğiniz her noktanın rahatlığına erişeceksiniz. 28 Temmuz'da yeni ay Aslan'da gerçekleşecek ve destekleyicisi şans gezegeni olan Jüpiter sizin iyi zamanlara adım atacağınızı, bazı zorlukların adımlarını görerek, tam ki temkinli davranarak ve hislerinizi doğru yönlendirerek bunu şansa çevirmeniz için uyarı veriyor. Hele ki geçmiş yaşadığımız bu iş yeri olmaz dediğiniz kapıdan fırsatlar yalacak. Devletle ilgili beklentiniz varsa olumlu cevap alacaksınız. Ekip arkadaşlarınızın yaşattığı krizleri bu 1 Ağustos'tan sonra kendinize şans şeklinde çevireceksiniz. Yeni ay, yani Aslan'daki gerçekleşecek yeni ay kendinizle ilgili yaşadığınız sorunları gündem üstüne gündem yaratsa da bunu şansla getireceksiniz. Satmak istediğiniz bir araç yerine almak istediğiniz yeni bir konumumuz var. Hayırlı olsun. Ağustos 15'e kadar bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Ailenize ait müteahhite gitmesini istediğiniz eviniz, toprağınızla ilgili de güzel anlaşmalar gerçekleşecek. Korkmanıza gerek yok. Kendi işini ve serbest alanda çalışanlar için
yeni teklifler, yeni oluşumlar için bazı kişiler hayatınıza giriş sağlayacak. Eğer onlarla doğru yönlendirme yaptığınız takdirde para kazancınızın da hızlanacağını söyleyebilirim. Eğer ki sadece kendi işiniz varsa, burayı büyütmek istiyorsanız 3 Ağustos, 4 Ağustos bu konular için daha verimli. Şu an bununla ilgili projenizi, sayfanızı, sosyal ağlarınızı güçlendirin. Siz markaya doğru gideceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yakın bir dostunuzla tartışma evreniz var. Uzun soluklu güvendiğiniz kişi size maddi zararlar yaratabilir. Lütfen kimseye bu dönem borç, harç, kefil, mefil olmanızı istemiyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin iş değişimi konusu gündemde. Hayırlı olsun. Sizin yerinizde de maaş konunuzla ilgili beklentileriniz var. Hadi artık üst düzey yöneticilerinizle konuşmanız lazım. Bu ara hamilelik yaşayan çalışan çiftler, izin evresi düşünceniz var. Çocuğumuz sonrasında da ücretsiz bir izin kararınız var. Hayırlı olsun diyorum. Ama uzun süredir işsizseniz 1 Ağustos sizin bu konularınız için çok verimli, çok aydınlık ve çok güzel olacak. Cesaretinizi toplayın. Bu ara İngilizce, Fransızca eğitim kararı veren sevgili akrepler, evet bu konularınız eksikti, yapmanız gerekiyor. Özel hayatınızla alakalı noktada ilişkinizle ilgili gereksiz sıçramalar, gereksiz tartışmalar, gereksiz alınganlıklar yaşayacaksınız bu hafta. Ama eğer bu dengeyi doğru tutturursanız hayatınızdaki insan size evlilikle hareket edecek. Doğru değerlendirmeniz gerekiyor. Ayrıldığınız eski ilişkinizle ilgili gözyaşı hala devam, depresyon hareketiniz varsa onun hayatında başka ve sizin hayatınıza başka bir insan dokunacak ve geçmişi kapatacaksınız. Boşanma fikri olan ve hala evliliğinizle alakalı yaşadığınız karmaşıklıkları düzeltemeyen çiftler, aile arası girse de bu ilişkide ciddi krizler var. Her iki tarafta birbirine hem aile konusunda kızgınlıklar hem de çevre konusundaki kızgınlıklar karışmış olduğu için bu ilişki artık ev ayrımına doğru gidiyor. Mümkün olduğu kadar kural ve çocukları yıpratmadan halletmenizi öneriyorum. Sevgili ev hanımları, sizin en önemli şey mutfak dolaplarınız ve mutfak eşyalarınızı komple yenilemek istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun. KPSS sınavına girecek sevgili akrepler. Evet, hiçbir pürüz yok. Sadece geç kalmayın ya da sınavınızı kaçırabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu ara ailemizde ayak kırılması, düşmeler ve kırılmalar, çatlamalar söz konusu olacak. Merdivenlerden dikkatli olunuz. Sağlık olarak da geniz eti problemimiz, geniz eti operasyonlarınız olabilir. İhmal etmeyin efendim. Rabbim sizinle olsun. Çocuklarınızla alakalı bağı çok iyi şekilde güçlendirmenizi öneriyorum. Mutlu ve keyifte kalın efendim. Sevgili yaylar, ben yokken kanalıma nasıl sahip çıkmışsınız? İnanmıyorum size. Hiçbir şey yapmamışsınız ya. Şimdi beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bu hafta coşkuyla kutluyoruz kanalımızı. Sevgili yaylar, kredi ve vergi konularımızla alakalı bazı pürüzler gündeme çıkabilir. Borçlandığınız noktalarda ani aksilikler ve krizler yaşayabilirsiniz. Bu hafta bunları bir güzel düzenlememiz gerektiğini söyleyebilirim. İş konularınızla alakalı özellikle 4 Ağustos'a kadar hayatınızda ciddi anlamda testlerden geçeceksiniz ve bu testler sizi çok fazla yorsa da siz başarısız değilsiniz. Sadece kariyer, eğitim ve başarı ve iş odaklı olduğunuz için kendinize uygun alanları bulamıyorsunuz ve bu uygun alanlar olmadığı sürece de hep diplerde yaşıyorsunuz. Biz artık size diyoruz ki 22 Temmuz'da Güneş yeni ayda Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ve bu konuda uluslararası hayatınızdaki meşgul edecek ne varsa bunlar sizin yurt dışı, şehir dışı, işleriniz, konumlarınız, yarım bıraktığınız her şeyi toparlamak için çok doğru bir döngü olacak. Yani Jüpiter en çok sizin en iyi zamanı değerlendirmenize, uzun süredir zorlu adımların önünün açılacağı, yakalayabilecek en iyi fırsatlar ayağınıza gelecek ve bunları tekrar tekrar hayatınızda çok güçlü ve doğru görmeniz lazım. Yarım kariyerinizle ilgili bıraktığınız konularda eğitimlerinizi tamamlayacaksınız. Şirketinizin size sunacağı eğitimler var. Yurt dışında bunlara gitmek zorunda kalacaksınız. Ama her şey sizin için artı noktada ilerleyecek. Yani hayat ertelediğiniz, kendi hayatınızı, yaşamınızla ilgili ertelediğiniz yolculuklar, başarınızla ilgili noktalar, konuşmadığınız yöneticilerle ilgili artık masaya yumruk durup her şeyi tek tek anlatacaksınız. Siz varoluşunuz,
var olduğunuzu tekrar bu yeni ayda ve Jüpiter'in desteğiyle birlikte hayallerinize kavuşacaksınız. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili harekete geçeceğiniz birçok noktada büyük aydınlanmalarınız söz konusu olacak. Ben ve yapmak istiyorum dediğiniz her şey sizin için olumlu. Kendi işinizi yapıyorsanız ve kurumsal anlamda yönetim görevlisiyseniz ve insan kaynaklarıyla alakalı bağlantınız varsa rütbe, para konunuzla ilgili çok güzel anlaşmalar ve motivasyonunuz bu konuda rahatlayacak. Ortaklı işlerle alakalı hataları görme vakti. Ortağınızın bu işiyle ilgili bağlantıları sizi çok fazla yıpratıyor ve sorumsuz tavrı sizi daha çok çalışmanıza sebep. Ortak değişimi karar verin, yeni oluşumlar, yeni noktalar yaratın. Bu ara kitap yazmak isteyebilir. Kendi hikayelerinizi, kendi süreçlerinizi YouTube kanalı açabilirsiniz. Bu da sizin enerjinize çok iyi gelecek. Aktif hayatınızı daha renklendirecek. Çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin işten çıkartılma gibi durumu söz konusu. Ve bu yüzden de alternatif iş bakıyorsunuz ve eşinize uygun nokta bulamadınız. Kendi alanınızla alakalı da stabil giden olayların farkındasınız. Haklarınız yeniliyor ama şu an alternatif nokta yok. İdare ediyorsunuz. Ağustos ortası itibariyle yeni fırsatlar var. Bunu değerlendirin, bunu görmeniz lazım. Evet, aşk konusunda hayat arkadaşınız size evlilik teklif ediyor. Hayırlı olsun. Geçmiş ilişkinizden kurtulduğunuz, çok şükür kendinize şifalandırdınız. Ama yeni ilişkiler için biraz daha sabırlı ve enerjinizi iyi tutmanız lazım. Bir de platonik takınan ve iş çevrenizde etkilendiğiniz kişinin sizinle hiçbir alakası yok. Bu sizin hayal dünyanız. Artık bunu kestirip atmanız lazım. Boşanma kararı veren sevgili yaylar için evet doğru ve mutsuz bir düzeni taşımak ve çocukları bu psikolojiye itmeniz doğru değil. Doğru karar sadece ev konusunda siz burada kalmak istiyorsunuz. Eşiniz de evin satılmasını istiyor. Mümkünse bu evi sattırmayın. Çocuklarınızla bu ev düzeni doğru. Çocuklarınızın üzerine devredin. Eşinizin de kafasında böyle bir sorun kalmasın. Bu arada Akdeniz tarafında toprağınız, Karadeniz tarafında toprağınız varsa teklifler var. Sakın satmayın. Zarar edeceksiniz. Orası çok daha değerlenecek. Boşuna malınızı sıkıntıya sokmayın diyorum. Sevgili ev hanımlarım, yani en önemli şey sizin için banyo problemi ve duşakabin problemi ve orada bazı sıkıntılar var. Bu Ağustos'a kadar bunların hepsini çözmüş olacaksınız. Kafanızda devamlı tamirat konularınız var. Bahçeniz ya da toprağınızla ilgili de yenilikler katacaksınız. Bu ara çiçek bakımlarımız, hayvanlar, evcil hayvanlarımızla ilgili sorunlarımız olabilir. Bunları da oturtmamız lazım. Evde bir hijyen havası var. Ruhunuz ve her şeyi hijyenlemek istiyorsunuz. Evet, sağlık olarak dikkat etmeniz gereken noktamız boyun ve bel fıtığı ve basur ve bağırsak problemlerimiz ve özellikle böbrek üstündeki bezlerde sıkıntılar olabilir. KPSS'ye girecek sevgili yaylar için Rabbim size şans kapınızı fazlasıyla vermiş. Git sınavına gir, başarmış olacaksın. Hiç korkmana gerek yok. Kucak dolusu öpüyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, ay ne seviyormuşsunuz beni, ne kadar çok sevmişsiniz beni. Bir hafta canlı yayın yaptım. 1000 beğeni bile yapmadınız. Maşallah size. Neyse, şu an beğeni, yorum ve emeğe saygı diyorum. Sevgili oğlaklar, özellikle odak noktamızla alakalı yeni oluşumlar, işinizle ilgili yeni fırsatlar ve değişmesini istediğiniz birçok noktanın altyapısı güzel bir şekilde değişme. Yönetim sistemle alakalı gerginlikler geride kalacak. Size daha güzel anlaşmalar ve fırsatlar yakalayacaksınız. Bence bunu paraya da çevireceksiniz. Yeter ki ruhunuz şifa gibi, gülümsemeniz şifa gibi olsun istiyorum. 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı gerçekleşecek ve Jüpiter, yani şans gezegeni Jüpiter eşlik edecek. Ruhani konularda, içsel dünyanız, ailede sağlık problemleri ve yaşanan bazı noktalarda çok yorucu olacaksınız ama işinizde çok güzel fırsatlar, şanslar, para kapıları, birçok şey sizi fazlasıyla destek. Yani bu hafta size çok güzel şanslar, fırsatlar ve işinizle alakalı belirsiz giden birçok noktayı gündem gibi oturtup yerinizi belirleyeceksiniz. Yani bu haftayı gerçekten doğru değerlendirmeniz gerekiyor. İşinizle ve hak edilişinizin doğru fırsatları söz konusu olacak.
Özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, devlette olanlar kendi işine doğru dönmek ve devleti bırakmak istiyorsanız hata yaparsınız. Kurumsaldan farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var ama bunun için Ağustos sonunu görmeniz lazım. Şu an acele ederseniz uzun soluklu işsiz olabilirsin. Eğer iş probleminiz ve hala devam eden uzun soluklu iş sıkıntılarınız varsa 28 Temmuz'daki Aslan Yeni Ayı Jüpiter'le birlikte destekleyeceği için yakın çevre, yakın iş çevrenizle alakalı bağlantılar, geçmiş işten gelecek teklifleri değerlendireceksiniz ve yeni iş fırsatlarınız olumlu olacak. Kendiniz büyük mekanınız varsa, gece kulübünüz, eğlence sektörünüz, restoranınız, emlak işiniz varsa ekstra fırsatlar, gelecek yeni gruplar, yeni oluşumlar size fazlasıyla para kazandıracak. Yurt dışında şirket açmak, yurt dışına yerleşmek isteyen oğlaklar için de alternatif yollarla ilgili altyapı çalışması var ama bunun için kasıma ihtiyacınız var. Şimdiden altyapısını kurun, hayallerinize dokunacaksınız. Bir de takı tasarımı, kıyafet tasarımı merakı olan ve e-devlet ya da e-ticarette yapmak istiyorsanız start verin, hemen yapın, markanız olumlu. Sevgilinizle tartışabilir, ilişkinizle gereksiz konuşmalar yapabilir. Bu hafta kırgın ve huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Onun söylemleri kalbinizi incitebilir. Geçmiş ilişkinizi hala unutamadıysanız artık bir psikolog, psikiyatrist size iyi gelmeli. Çünkü ben hayat boyu o bana gelmeden kimseyi istemiyorum kafanız var. Mümkün olduğu kadar geçmiş sizin hayatınızdan bitti. Yeni tanıştıracağınız insanlar var ama sizin kafanızdaki belirlediğiniz ve hayalinizdeki kişi yeryüzünde yok. İçindeki kalbi görün, ona göre dokunun. Yani kalp güzelliği önemli. Fiziği boş verin. Kalbi size güzel gelecek tanıştırmalar var. Evli çiftlerimizin, çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara hanımınızın işten çıkartılma gibi durumu söz konusu olabilir. Sizin işinizde de gerilemeler söz konusu. Acil alternatif işler bakmanız lazım. Uzun soluklu işsiz kalabilirsiniz. Şimdiden dikkatli olun. Evde çocuklarla alakalı adeta çocukları esir almış gibisiniz. Biraz onların özgür hayatını, alanını genişletelim ki onlar da kendilerini ileriki hayatta daha rahat bir sürece eriştirsin. KPSS sınavı olacak 31'inde sevgili oğlaklar, rica ediyorum. Siz bunu başardınız. Hayırlı olsun, güzellik olsun. Devlet kapınızın kapısı aydınlık. Korkmanıza gerek yok. Ve yurt dışı ile alakalı akademik kariyer düşüncesi olan sevgili oğlaklar için de fırsat ve onaylar gerçekleşecek. Bu ara sözlenme kararı veren oğlaklar kayınvalideler kaynaklı tartışmalar ve bu tartışmalardan bu sözlenme hep ertelenebilir. Siz kendi aranızda yüzüğünüzü takın, onlar ikna olana kadar idare edin. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar bu dönem üreme organlarımız, HPV ile ilgili sıkıntılarımız olabilir ve rahim ağzı sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Bir kontrol etmenizi istiyorum. Bu da sizin için sağlıklı olsun. Efendim şeker uyarınız da var, ihmal etmeyin. Bir de ev hanımlarımızın bu ara evi komple her şeyi kırıp döküp halıları atacağım, nevresim atacağım deme ruhunuza bayılıyorum. Atın anam atın. Enerjisi uymayan her şeyi hayatınızdan çıkartın. Çünkü siz enerji ve kendi huzur alanınızı arıyorsunuz. Evet, bu doğru bir atın her şeyi. Sadeliğe gidin. Çünkü ev çok üst üste gelmeye başladı. Bu arada kardeş arasındaki kavgalar büyüyebilir. Oğlak kardeşleri saldırabilir. Aman duymayın. Eğer onun huyuna giderseniz onu susturamazsınız. Rahat bırakın, kendi halinde olsun. Annenizle bağ, o enerjinizi oturtmanız lazım. Sevgili gençler, kendiniz için doğrulukları biliyorsunuz. Siz maşallah çok zekisiniz. Sadece nasıl başlayacağınızı bilmiyorum. Sevgi ve şefkat, biraz yürüyüşle yönünüzü ve haritanızı çizin. Yoksa geç kalmayın. Çok öpüyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız güzel ailem? Maşallah, ne desteklemişsiniz ben hastayken. Hepinizi tebrikliyorum, tebrik ediyorum. En azından kanalı büyütseydiniz. Ben yokken beğeni yapsaydınız. Ya bu kadar mı az sevdiniz beni? Şaşırdım kaldım. Neyse, beğenin, yorum yapın diyorum. Sevgili kovalar,
iş ortaklığıyla alakalı danışmanlık süreciyle ilgili damga vuracağınız ve işinizle ilgili çok güzel kazançlar hareket edeceği bir nokta. Yani hayatınızda iş ortaklığı yapmak istediğiniz iş alanı, ekip arkadaşınız, patronlarınız, çalıştığınız alanlarda çok güzel bir enerji haftası olacak. Ve bu dönem hayatınızda neyi vurgulamak istiyorsanız, neyi başarmak istiyorsanız Rabbim size bunu böyle o kadar güzel sunacak ki hiç korkma. Dokunduğun her şey yemyeşil, papatya ve gül gibi açacak. İşinle ilgili konuşmak istediğin kapılarda güzellikler gelecek. Kendini o kadar güzel ifade edeceksin ki, yani sen oldun ilk kez ve kendi ruhunu gülümseyerek etrafa yayacaksın. Konum değişiminizle ilgili ciddi oluşumlar ve güzel anlaşmalar söz konusu olacak. 28 Temmuz tarihinde Aslan yeni ayı gerçekleşecek ve bunu Jüpiter destekleyecek. Aynı zamanda zorlu adımları tamamıyla geride bırakacaksınız ve ne yapmak istiyorsanız çok güzel fırsatları, şansı kendimize doğru çekeceğiz. Yani gerekiyorsa hayatımızdaki her şeyi sil baştan yaratıp yepyeni bir siz yaratabilirsiniz ve yarattığınız her şey, hayatınızda hayal ettiğiniz her şey size yavaş yavaş sunulacak. Tekrar tekrar geçmişteki yaşadığınız iş problemleriniz, tekrar tekrar ilişki problemleriniz hepsi geride kalacak. Yani güzellikler, sevgi, duygu size renk katacak. Bu ara Avrupa ülkesine yerleşmek isteyen ve iş gereği beklediğiniz evraklarınızla ilgili olumlu süreçleriniz var. Biraz daha bunların üzerine gitmeniz gerekiyor. Gittiğiniz takdirde oturum ve çalışma haklarınızı almış olacaksınız. Devam edin, pes etmeyin. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız buradaki sistemde yer değişimleri, bölüm değişimleri, masa değişimleri, restorasyon değişimleri söz konusu olsa da bu değişim sonrasında size verilecek daha güzel kapılar var. Hiç korkmayın, korktuğunuz gibi değil. Size sunulacak imkanlar sizin istediğiniz şekilde olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ve emlak, alım, satım işi, farklı alan, mesela muhasebeci olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, sağlıkçı olabilirsiniz, estetik alanınız. Çok güzel kazançlarınız var bu hafta. Bunların hepsini yatırıma doğru. İlk önce borç sistemimizi belirleyip ondan sonra her şeyi yatırıma doğru geçirmemiz lazım. Çünkü bu 6 ay sizde bolluk ve bereket sizi en iyi şekilde oluşturacak. Sevgilinizle yolculuğa çıkmak isteyebilir. Ve bu orada güzel romantik birkaç gün yaşayıp karşı tarafı aşkınızı ilan edeceksiniz. Geçmişteki insana öfkeniz hala devam etse de kısmetleriniz fazlasıyla hareket haline doğru geçiş sağlıyor. Yani siz gözden kaçırmayın, gözünüzü dört açın yeterli diyorum. Bir de aile içerisinde yani kuzen, kardeş ve çevrenizle alakalı bazı krizleri önlemek için doğru bir hafta. Onlarda yaşadığımız sorunlar, onlarla ilgili yaşadığımız pürüzler geride kalacak. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada herhangi bir sıkıntı yok. Maaşınızla ilgili konuşmalarınızı yapın, yerinizde değişim gerçekleşecek. Yalnız karı koca aranızda iletişim problemi var. Bunu bir an önce toparlamanız lazım. Toparlamadığınız takdirde her geçen gün boşluğa doğru gidecek ve ilişki ters nokta alacak. Bu ara eşinizden şüpheleniyor, eşiniz sizden şüpheleniyor olabilir. Instagram, sosyal ağlarda fazla takılıyor olabilirsiniz. Şüpheci ruhlar ediyorsa mümkün olduğu zaman cep telefonunuzun şifresini masaya yatırın, canı istediği zaman görsün. Bu ara aşırı yemek yiyebilir, aşırı kilo almaya başlayabilirsiniz. Spor mutlaka yapmanız lazım. Ev hanımlarına sesleniyorum. Bu arada evinizde tabak, çanak fazlasıyla kırılabilir. Evinize fazla ve çevrenizdeki insanların gözüne gelebilirsiniz. Mümkün olduğu sürece hem 28 Temmuz Aslan yeni ayı için Yasin 2 adet okuyup evinizin etrafını, kenarlarını silip enerjiniz de dağılması gerekiyor. Evdeki insanlar da okuduğunuz sudan biraz içsin, herkesin enerjisi de değişsin istiyorum. Sevgili gençler ve KPSS'ye girecek sevgili insanlar, evet başarı var ama galiba içinizden o sınavda olmayacaksınız. Ruhunuz o sınavda olmayacak. Başaracağınız yerde değilsiniz. Çünkü başarılı olacaksınız ama siz kendi kendinize başarısız tavırları yaratacaksınız. Mümkün olduğu kadar artık kendine gel diyorum. Evet, sağlık olarak egzama ciddi anlamda, alerji, güney kışı alerjiniz, güneş yanıklarımız gündemde olabilir. Dikkatli olun. Kokulu öptüm hepinize. Hoşça kalın.
Sevgili balıklar, ay beni bu balıklar çok seviyordu da niye geçen hafta hastalığımda kanalıma sahip çıkmadınız? Neyse, beğenin, yorum yapın, abone olun. Çok kırgınım ama ben yokken kanalıma sahip çıkmayan bir takipçim varmış. Çok üzüldüm. Yani ben varken devam ediyor, ben yokken devam etmiyor. Gerçekten çok kırıldım size. Neyse. Sevgili takipçilerim, kariyer hayatınızdaki tam planlanma noktasında olacaksınız. Yeni odak noktanız, artık değişmesini istediğiniz iş konularınızla alakalı noktada güzel yollar, aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kendiniz artık iş konusunda doğru beslenmek, kendi hayatınızı parlatmak gibi bulunduğunuz noktada en üst seviyeye geçmek için eğitimler, bunlarla ilgili altyapılar oluşturacaksınız ve hedef noktanıza doğru ilerliyor. Yönetici ve yanı ekip arkadaşlarımızdan aksi tartışmalar, kaoslar, krizler yaşanabilir. Mümkün olduğu kadar konuşma üslubunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu ara kendi içinizde oturttuğunuz bir iş alanınız varsa sağlık konularıyla alakalı yaşayacağımız krizlerde biraz işimizle ilgilenemeyebilir. Biraz yorgun düşebilirsiniz. Güvendiğiniz insanlara mutlaka alanı teslim etmeniz lazım. Yoksa içeride ciddi kayıplar yaşanabilir. Bu da sizin hayatınızın dönüm noktası olabilir. Elinizden çıkartmak istediğiniz, devretmek istediğiniz bazı iş evrakları ve projeler var. Bununla ilgili güzel anlaşmalar, güzel oluşumlar yaşayacaksınız ve bu size ekstra kazanç sağlayacak. Bu ara beslenme düzeninizi mutlaka doğru yapın ve doğru egzersiz yapmanız lazım. Hani vücutta şöyle söyleyeceğim, hani ne deriz? Hani tutulmalar, kas sıkışmaları sizi yıpratabilir. Kendi alanınızla ilgili de tayin, atama beklentiniz varsa zorlayın. Burası sizin için hayırlı gözüküyor. 28 Temmuz'da Aslan yeni ayı gerçekleşecek. Şans gezegeni destek verecek bu yeni aya. Zorlu gördüğünüz ve problemli gördüğünüz her şeyi çok rahat bir şekilde aşacaksınız. Ama maşallah aşarken de dilinizin kemiği yok. Buradan aşıp oradan laf sokmak nasıl bir duygu, sizi tebrik ediyorum. Bu kadar güzel bir beyniniz, bu kadar pratik zekanız varsa illa o insanlar o sözü duysun diye özellikle yapıyorsun. Artık yapmayı bırakın. Siz hayatınızda nerede olduğunuzu ve nasıl hayat istediğinizi biliyorsunuz. İnsanlara uğraşmayın. İnsanlar sizinle uğraşmayacak çünkü. Kendi alanınız, eğer emlak sektörünüz varsa güzel sürpriz kazançlar var. Eğer ki aile şirketiniz varsa devretmek istiyorsanız farklı bir noktadan gelecek teklif de güzel bir teklifle değişimler gerçekleşecek. Sağlık sektöründe diş muayeneniz varsa iş ortaklarınızla aranızda krizler olabilir. Kendinize yeni iş sistemi yaratabilirsiniz. Yani hayatınızda her şey değişecek. Yoğunlaşacak, çok yoğun bir tempo, çok yoğun bir Ağustos başlangıcınız olacak. Olduğunca pratik, olduğunca zeka, olduğunca güzellikler sizinle birlikte. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada işlerinizle ilgili pürüz yok. Sadece saat ve zamanlarla alakalı yaşadığımız krizler, evde bir düzen oluşturamadığımız için bunun verdiği gerginlikler ve çocuklar devamlı aç gibi geliyor sizin. Onlar tok, merak etmeyin. Her şeyi yapıyorsunuz. Nerede aç olacaklar? Panik yapmanıza gerek yok diyorum. Bu arada maaşınızla alakalı iyileşmesini istediğiniz konular için konuşun. Yani sizin için 28-31 arası maaş konularınız ve para konularınızla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olacak. Konuş ki maaşını artık alman lazım. Evi taşımak isteyen sevgili balıklar, çok pahalı ama güzel ve ucuz bir ev bulacaksınız. Bahçesi olabilir, doğası içerisinde olabilir. Bu ev size uğurlu ve bereketli gelecek. Bu ara çocuk tekrar düşünen balık burçları için ufak bir tedavi şart gözüküyor. Onun dışında sevgilinizle ayrılabilir, gereksiz tartışma yaşayabilir ve ilişkinizde dedikodulara maruz kalabilirsiniz ve ilişki bitişi yaşayacaksınız. Dikkatli olun. Eski ilişkinizden haber bekliyorum. Geri dönecek mi diyorsanız eski ilişkinizin kendiyle alakalı sıkıntıları ve sorunları, maddi sorunları var. Onun üstüne gittikçe o sizden uzaklaşıyor. Bir rahat bırakın, o size yavaş yavaş dönecek. Evli çiftlerimizle alakalı dediğim gibi birbirinize ait alanı fazlasıyla sıkboğaz ediyorsunuz ve özgür alanınızı daralttınız ve ilişki tersliğe doğru düşüyor. Ama mutlu evli olanlarda da ev alımı, anahtar alımı hayırlı olacak. Bir de aracı ile ilgili tamir bakın ya da yeni araç almak isteyebilirsiniz. Ailenize ait özellikle
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da toprak ve arazilerinizle ilgili size gelecek teklifleri aman satmayın, aman dokunmayın. Biraz daha bekleyin, ondan sonra bu noktanızı satarsanız sevinirim. KPSS'ye girecek sevgili balıklar, zekanız var da anam ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Özellikle sağlık alanına atanmak istiyorsanız bununla ilgili başarınız var. Öğretmen atanmanızla ilgili beklentiniz varsa şu an geride kalabilir. Dikkatli olun. Akademik kariyerle alakalı yapmak istediğiniz yeni projeleriniz var. Hayırlı olsun diyorum. Evet, sağlıklı besleniyoruz. Doğru egzersiz yapıyoruz. Vücudumuzdaki yağlanmaları önlüyoruz. Bir de en önemli şey anneniz ya da anneanneniz ya da halanız ya da teyzenizden çok güzel bir para desteği alacaksınız. Hayırlı olsun. Yurt dışı seyahatinizde size mutluluk getirecek. 5 Ağustos ve 11 Ağustos arasında kafanızda tatil var. Şimdiden hayırlı olsun. Çok öpüyorum. Allah sizinle olsun. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.